birçok insanın uygulayabileceğini düşünmüş olduğum, birçok kimselerin rahatlıkla yapabileceği, rahatlıkla uygulamasını yapabileceğini düşündüğüm bir büyüden bahsediyorum. Bu büyü size her ne yapıldıysa yapılsın. Sizi üzenler, sizi kıranlar, sizi ötekileştirenler, sizi öteleyenler, sizin canınızı yakan her kimse. Bunu yaptığınız takdirde bu size yaşatmış olduğu duyguları, kötülükleri, hüzünlü zamanları, her ne varsa aklınıza gelebilecek ne var ise işte bu büyü onun 2 ya da 3 kat fazlasını ona yaşatabilecek, vicdanı getirtebilecek, yaptığının ne kadar yanlış ve kötü olduğunu düşündürttürebilecek, onun hatalarının yüzüne herkes tarafından her gün vurulmasına neden olacak. Bu büyü işte o büyü. Sizin de günlük hayatınızda eğer etrafınızda sizin değer verdikleriniz, sizin için değerli olan insanlar tarafından kötülük gördüyseniz ve siz bunu sessiz bir çığlık şeklinde içinize atıyorsanız ve kimseyle paylaşamıyorsanız, bırakın bu hazırlayacağınız büyü sizin yerinize sessiz ve sedasız kime yapacaksınız, o insanın da sizin durumunuza düşmesini, pişmanlık yaşamasını, sizin ayaklarınıza kapanacak seviyeye getirtmesini, sizden özür dileyecek seviyeye getirtmesini, size yaptıklarının her gün pişmanlığını duyduğunu, sizin kapınızda bunu size beyan ederek özürle dilemesini neden olacak büyü işte bu büyü dostlar. Siz de eğer bu tür şeyler yaşadıysanız ve size kötülük yapıldığını ve gördüğünü düşünüyorsanız bunu sizler de uygulayabilirsiniz. Herkese yeniden merhaba değerli dostlar. Size uzaklardan Türkiye'ye selamlar gönderiyorum. Ya da farklı memleketlerden beni seyreden herkeslere selamlar gönderiyorum. Değerli dostlar, bugünkü videomuzun içeriğinde şu var. Size yanlış ve kötülük yapan herkese karşı kullanabileceğiniz bir büyüden bahsediyorum. Bu kişilerin niyetlenmeleriyle alakalı olan bir büyü. Ben hızlı bir şekilde hem size kullandığım malzemeleri ekranda göstermeye çalışacağım. Bir yandan yazılarımı, sembollerimi, tılsımlarımı size hazırlayacağım. Bir yandan da bu büyü hakkında sizinle sohbet edercesine hem öğreteceğim, hem uygulayacağım, hem yazacağım. Ama hiç merak etmeyin, yine her yazılarımızı, her sembollerimizi, tılsımlarımızı ben videonun içerisinde mutlaka sizler de rahatlıkla görebilin diye kocaman kocaman harflerle zaten yazacağım. Ben hızlı bir şekilde yazılarımı yazarken, mühürlemelerimi hazırlarken, mürekkebimi hazırlarken, sizin de kullanmanız gereken neler varsa şimdi ekranda onların her birisini teker teker sizlere de göstereceğim. Bir yandan da hızlı bir şekilde büyümüzün hakkında uzun uzun konuşmalara gayret sarf edeceğiz. Bir yandan da bu büyüyü beraber sizlerle beraber hazırlayacağız, yapacağız ve başlatacağız. Bu büyünün hazırlanışına geçerken bize bol sayfalar gerekecek. Çünkü her bir ayrı sayfalarda bol bol tılsımlar ve semboller kullanırız. Peki hangi yazılardan faydalanacağız bugün? Bugün ay yazıtlarından faydalanacağız. Yani ay yazıtı adı altında geçen yazılar ve tılsımlardan faydalanacağız. Bu yazılar çok eski çağlara ait olması sebebiyle harflerinin çok kısıtlı ve sembollerinin çok kısıtlı olduğunu size söyleyebilirim. Bu büyü de zaten anonim bir büyü. Aslında kimler tarafından, ne zaman, hangi şekilde, niçin tam olarak kullanılmış bunu kimseler bilmiyor. Fakat günümüzde birçok denemeler yapılarak birçok insanların işlerine yaradığını görmüşler ve uygulamışlar. Daha sonrasında da bunun adını pişmanlık, öfke, vicdan, her şeyler yaptıran bir büyü olarak adlandırmışlar. Neyse, biz bunu geçelim. Ben hızlı bir şekilde kullanacağım mürekkeplerin içerisinde hemen size söyleyeyim. İncir sütü, safran, kan, yani yarasa kanı, yılan kanı, ondan sonra defne külü ve benzeri gibi şeyler kullanacağım. Sizin de elinizde mutlaka bunların olması olmazı diyebiliriz. Birçok insanlar yaptıklarıyla ve de yaşadıklarından sorumludur. Etrafımızdaki bizi anladığını düşündüğümüz birçok insanın esasen bizim ne düşündüğümüzü umursamadığını biliyor muydunuz? Eğer bu hayatı doğru bir şekilde yaşarsanız ve siz kendi istek ve arzularınızı elde ederseniz bu hayat size güzel olabilir. Yoksa çevrenizdeki en değerli gördükleriniz bile sizin ne düşündüğünüzü ve ne yaşadığınızı umursamıyorlar. Yalnızca yüzünüze karşı bazı şekilde tebessüm ederek destek olduklarını söylüyorlar. Sizin ciğeriniz yanarken, aklınız başka yerdeyken, kalbiniz yanıp tutuşurken hiç kimse sizin bu halinizi düşünmeyecek ve kederlenmeyecek. O yüzden bazen büyülerin yaptıklarından destek alarak istek ve arzularınızı hızlı şekilde yerine getirebilirsiniz. Değerli gördüğünüz her şeyi bu şekilde elde edebilirsiniz.
Bu videonun içerisinde size isteklerimizi hangi şekilde yerine getirebilir ve bizler neler isteyebiliriz ve bunlar nasıl yol alabilir, bizim isteklerimize nasıl karşılık verilebilir, bu videonun içerisinde hem öğrenelim hem de detaylı şekilde öğretelim. Bugünkü videomuzun içerisinde birçok şeylerimizi gerçekleştirme potansiyeli olan bir büyüden bahsediyoruz. Büyülerin bencillik olduğunu size söyleyebilirim. Fakat özümüze bencilliktir. Çünkü birçok insanlar tarafından yardım alamayacağınızı düşündüğünüzde büyülerden destek alabilirsiniz. Etrafınızda birçok dostunuz olduğunu zannedebilirsiniz. Hiçbirisi bir noktadan sonra işe yaramayacaktır. O işe yaramadığı zamanlarda insanların sizi anlamadıklarını anlayacaksınız ve göreceksiniz. Bu yaşanan tecrübeyle sabit bir olaydır. Etrafınızda birçok kimselerin olması demek kalabalık olduğunuz anlamına gelmemektedir. Her insan yalnızdır. Siz isteklerinizi ve arzularınızı bazen büyülerden destek alarak yapmak istiyorsanız, evet bu bir bencilliktir. Fakat özüne istinaden bir bencilliktir. İstek ve arzularımı yerine getirebilmek için günlük hayatımda şayet çalışabiliyorsam ve bunları elde edebiliyorsam, büyüler sayesinde de birçok şeyleri elde etmek benim hakkım olduğunu düşünüyorum. Bencillik ise güzel bir bencillik. Faydasını görebileceğiniz birçok büyüleri sizler de deneyip sizler de yapabilirsiniz. İstek ve arzularınızı yerine getirebilecek birçok büyü çeşitlerinin olduklarını söyleyebiliriz. Büyülerin varlıkları her ne kadar anonim olsa da büyülerin günümüzde de hala çok büyük güçleri olduklarınıza söyleyebiliriz. Deneyebilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Doğru uygulamalar size her zaman istek ve arzularınızı sunacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Tecrübeyle sabit. Hadi bakalım, eğer sen de ikna olduysan ben hızlı bir şekilde bir yandan yazılarımı yazarken, bir yandan tılsımlarımı hazırlarken, bir yandan da bu büyüyü hangi amacımız için kullanabiliriz o konular hakkında konuşalım ve bu büyünün gidişatında bize ne şekilde sonuçlar verebilir, kimler için kullanabiliriz ve ne için kullanabiliriz bunlardan da bahsedelim. Ekranda görmüş olduğunuz gibi size güzel bir şekilde yazılar hazırlıyorum. Bu yazıları siz de ekrandan fotoğrafını alıp yazabilirsiniz, çıktısını alabilirsiniz ya da ben buradaki bütün hazırlamış olduğum yazıların, tılsımların ve sembollerin her birisini topluluk bölümünde ya da açıklamalar kısmında sizlerle paylaşıyor olacağım. Oradan da rahatlıkla alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ekrandaki ilk sayfalarımızı hazırladık. İlk sayfalar saman kağıdımızdı. Saman kağıtların her birisi gördüğünüz gibi birazcık kalabalıkta. O sayfalar bizim için çok önem arz ediyor. Onları ne için, ne şekilde kullanacağımızı yine videonun sonuna doğru size birer birer uygulamalı şekilde göstereceğim. Siz de aynı şekilde alıp uygularsanız mutlaka ne istiyorsanız, vicdan yaptırmak, intikam almak, pişmanlık yaratmak, sana ne yaptıysa iki katını, üç katını, beş katını yaşasın, ne istiyorsan, bu tamamen bu büyüyü hazırlayan kişinin ya da hazırlatan kişinin niyetine bağlı olarak uygulanır. O yüzden bu büyü çok önemli bir büyü. Hazırsanız ben şimdi beyaz sayfama da geçeyim. Buradaki ayazıtlarının devamını da getireyim. Çünkü bir büyü hazırlandıktan sonra muskalamasını yani mühürlemesini yapmadan önce bazı isteklerimizi, arzularımızı sayfalara dökmek zorundayız. Ve bu sayfalara dökülen istek ve arzular da büyünün hüddamına işaret anlamındadır. Yani büyünün görevlisinin ne iş yapacağını bizlerin söylemesidir. Tılsımlar ve semboller isterseniz bu şekilde hazırlayabilir. İsterseniz bu büyünün ben ayyazıtlarından faydalanıyorum ama ben hem ayyazıtlarını hem de Türkçesini vereceğim. Bir yandan da ne yazdığımızı ben mutlaka size okuyup size de şunu söylemek istiyoruz, bunu söylemek istiyor, şunu ekliyoruz, bunu yapıyoruz. Mutlaka videonun sonuna doğru vereceğim. Hatta videoyu başlatırken tılsımlarını da size vereceğim rahatlıkla sizler de yapabilin diye. Bu video sadece öğretici bir videodur. Eğer sizin de pişmanlık yaşatmak istediğiniz, intikam almak istediğiniz, size her ne kötülük yaptıysa ki bunu bilmiyoruz, birileri mutlaka kötülük yapmıştır. Can ciğer dost dediklerinizden bile bazen zarar gelmeyeceğini zannederken bazen en yakınlarımızın bize zarar verdiklerini görürüz. İşte sessiz ve sedasız çığlıklarımızı içimize atmaktansa sessiz sedasız bir büyü yapalım. Büyünün sana ne yaşattıysa o kişi de aynı şeyleri yaşayıp pişmanlık duymasına ve senden özür dileyecek, seni ayaklarına kapanacak kıvama gelmesine neden olan bir büyü. İşte o büyü, bu büyü. Sizler de
kağıdınızı kaleminizi aldığınızı düşünüyorum. Mutlaka sizler de benim yapmış olduğum gibi, benim izlemiş olduğum yolu aynı şekilde izlerseniz mutlaka bu büyü size de büyük fayda sağlayacaktır. İnanın bana. Videonun sonuna doğru yine tılsımlarını, yine yazıları mutlaka paylaşacağım. Bunu da tekrarlıyorum. Çünkü bazen yorumlarda şu soruluyor. Biz bu yazıları nasıl yazacağız ya da nereden alacağız? Bunu da söyleyeyim. Zaten büyük harflerle yazıyorum sizler de görebilin diye. Ya da bu bütün sayfaları açıklamalar kısmında ya da videoyu paylaştıktan sonra topluluk kısmında sizler de indirebilin diye orada mutlaka paylaşıyorum. Oradan alıp üstünden böyle siz de kendi kaleminizde yazabilirsiniz. Hep sizin için şu anda çalışıyorum, biliyor musunuz? Hep sizin için. Hep sizin için. Helal olsun, sıkıntı yok. Söylemiş olduğum gibi intikam duygusu besliyorsanız, pişmanlık yaşattırmak istiyorsanız, sizi üzenlere karşı bunu kullanmak istiyorsanız bu büyü tam senlik olabilir. Eğer bu konuda haklıysan ve bu konuda kırgınsan, üzgünsen, kalbini kim kırdıysa işte bu büyüyü sen de ona karşı kullanabilirsin. Şimdi hazırsanız uygulamasına geçelim değerli dostlar. Ekranda görmüş olduğunuz sayfalara çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Bu sayfaları kullanacağız. İlk önce bu sayfalardan faydalanmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Mühürleme için bu hazırlamış olduğumuz sayfaları kül yakma dediğimiz bir büyü var. Kül yakma büyüsünden faydalanıp bu sayfalardaki tılsımları, sembolleri ateş verip yakıp mumlama, yani mühürleme yapacağımız kısım için hazırlamamız gerekiyor. Peki hazırlarken ne yapmamız gerekiyor? Hazırlarken bazı tılsımlı sözler var. O sözleri ben şimdi size söyleyeceğim. Bu ateşi verip yaktıktan sonra, o ateş yanmaya başladığından itibaren ateş sönene kadar tekrarlamanız gerekecek. Hangi sözler? Şu sözler. Hazırsanız hızlı bir şekilde ateşimizi yakalım. Yani sayfalarımızı ateş verip yakalım. Yanmaya başlar başlamaz şu sözleri mutlaka bir yere not ediniz. Ta ki bu ateş sönene kadar, kül olana kadar devam etmemiz gerekecek. Bu kaç tane olacağına bağlı ya da kaç dakikaya ateşin yanıp söneceğine bağlı. فخلف سرس فخلف يس فخلف سرس فخلف ين فخلف سرس فخلف ين فخلف سرس فخلف ين فخلف سرس فخلف يس فخلف سرس فخلف ين فخلف سرس فخلف ين فخلف سرس فخلف ين فخلف سرس فخلف يس فخلف سرس فخلف ين فخلف سرس فخلف ين فخلف سرس فخلف ين فخلف سرس فخلف يس فخلف سرس فخلف ين فخلف سرس فخلف ين فخلف سرس فخلف ين Kül yakma ayininde söylemiş olduğumuz sözcükler onlardı. Karanlığın en derinlerine seslenip hüddamı çağırmak ve görevinin başına getirmek için. Peki bundan sonra ne yapıyoruz? Ekranda görmüş olduğunuz kağıtların külleri, yani kül yakma büyüsü, yani mühürleme büyüsü. Peki bundan sonra ne yapıyoruz? Kişiye ait nesne kullanmamız gerekmekte. Örnek, ona ait bir parça, bir mendil, bir bez parçası, saç teli, tırnak, sperm ya da adet kanı vesaire ya da fotoğraf, elinizde ne var ise onu da bu küllerle beraber içine karışım yapmanız gerekmekte. Yani bu elinizdeki malzemelerde ateş verip yakıp bu küllerle beraber karıştırmanız gerekmekte. Çünkü bu mühürlemeyi yaparken biz içerisine bu büyüyü kim hazırlıyorsa, örnek veriyorum, bu büyüyü ben hazırlanıyorum. Kime? Bunu ben hem kendime hazırlayabilirim, hem de bir başkası benden isterse, yine ben hazırlıyorsam, yine içine mutlaka yılan kanı, yarasa kanı ya da bu büyüyü hazırlayan kişi olarak adak sunmam için kendi kanımdan birkaç damla bu küllerin içine damlatmam gerekmekte. Fakat o kişiye ait nesneyi de kül yaparak bunun içerisine bulundurmak zorundayım. Niye? Hedef sunmamız gerekiyor. Bu büyünün görevlisine, bu büyünün kişiyi bulması için bir hedef sunmamız gerekiyor. O hedef de o kişiye ait olan bir nesne. Evet, adağımızı da sunduğumuza göre büyünün mühürlenmesi için ve sayfaların hazırlanması için hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam edelim.
Bazen kelimelerde sürçülisan ediyorum, o yüzden affınızı sunuyorum. Bazen hızlı konuşunca arada kelimeler kayıyor, unutuyorum ya da. Fakat yine de sizler beni tanıdığınız için en azından söylemek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Ama yine de ben özrümü size sunmak isterim. Neyse, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bu tür büyüler genellikle adaklı büyüler olması sebebiyle mutlaka yapan kişi kim hazırlıyorsa, elleriyle hazırlayan o kişi kim ise onun birkaç damla kanında mutlaka adak sunmak zorundadır. Bu adak sunma mevzusu da şundan kaynaklı. Büyünün görevlisi olan hüddama bir şeyler vermek zorundasınız. Çünkü siz bir şeyler vermezseniz bu büyü size bir fayda sağlamayacaktır. Çünkü birisine bir şey vermeden o kişi de size hiçbir şey vermez. Yani 50-50 gibi düşünmenizi istemekteyim. Hani anlayacağınız tabirde söylemek gerekirse. O sizden bir şey isteyecek, siz de ondan bir şey isteyeceksiniz ve karşılıklı birbirinize yardımcı olmuş olacaksınız gibi anlayabilirsiniz bunu. Yani çirkin bir tabir oldu ama aslında anlatım şekli böyle. Şimdi sevgili dostlar, elimde de görmüş olduğunuz gibi 4 tane sayfamız kaldı. Yani sembollerimiz ve tılsımlarımız kaldı. Peki bunları ne yapacağız? Şimdi önceki hazırlamış olduğumuz, yani kül yakma ayinindeki kullandıklarımızı zaten ayrıyeten vereceğim. Yani daha doğrusu göstermiştim. Bu geride kalanlarda yine büyünün görevlisi, yani bizim işimizi görecek kişiye ait olan ikna etme, onu çağırma, hatta varlık ikna etme, varlık çağırma. Peki biz bu varlığı çağıracağız ama bize zararı var mı ya da karşıya zararı var mı? Bu sorunun cevabı hayır. Bu varlık gelse bile siz bunu hissedemeyeceksiniz, bu varlığı göremeyeceksiniz, bu varlık size zarar vermeyecek, karşı tarafa da zarar vermeyecek. Onun tek bir işi olacak, sen ne istiyorsan onu yerine getirmek için sadece çabalayacak. Bu elimde görmüş olduğunuz 4 tane sayfada bu işe yarayacak. Bunları ne yapacağız peki? Sevgili dostlar, bunları yapacağımız olay şu. Her gün, hangi gün hazırlıyorsan, her gün bu sayfaların bir tanesini yakarken yine şu sözcükleri söyleyeceksiniz. Bunu, işte elimizde 4 tane sayfa kaldı ya, bunu 4 güne yaymanız gerekmekte. Birinci gün bir tanesini, ikinci gün bir tanesini, üçüncü gün bir tanesini, dördüncü gün bir tanesini yakacaksınız. Saat 12'yi geçtiği zaman. Saat 12'yi geçtiği zaman şu sözleri söyleyip her birisini 4 güne yayarak aynı kelimeleri söyleyeceksiniz. Şimdi değerli dostlar, hazırsanız mumlama, mühürleme ve ayin kısmı, yani beyaz sayfamızdaki istek ve arzularımızı hazırladığımız hüddamın da hızlı bir şekilde görevini hızlı şekilde bize sunması, adağımızda da sonuçta sunduğumuza göre hızlı şekilde istek ve arzularımızı yerine getirtebilmemiz için isteklerimizi ve arzularımızı hızlı bir şekilde o kişiden alıp hızlı bir şekilde sonuç görebilmek için büyük beyaz sayfada hazırlamış olduğumuz hüddam ikna büyüsü. Bu da ayrı bir büyü. Yani bu büyünün içerisinde yine ayrı bir büyü. Bunu da hazırlayıp muskaladıktan sonra kül yakma büyüsündeki kullanmış olduğumuz kan, küller kişinin nesnesi ya da ona ait bazı nesneleri de kullandık ya, işte hazırladık ya, mesela kanlarla beraber mühürleme yaptık ya, işte onu, bunu mühürlemesini yapmak için aslında kullanacağız. Evet, birazcık bu karışık oldu, farkındayım ama bunu en kolay şekilde böyle anlatabilirim. Zaten izlerseniz ne demek istediğimi aslında daha kolay anlarsınız. Ben susuyorum. Vazgeçtim, susmuyorum çünkü bunu anlatabilmem için bazı şeyleri size söyleyebilmem gerekmektedir. Sevgili dostlar, mühürlemeyi, yani küllerden hazırlamış olduğumuz mühürlemeyi yaptıktan sonra yine beyaz bir mumdan yardım alarak tekrardan bunu mühürlememiz, yani
bu büyüyü hazırlarken mühürlemesini iki defa yapacağız. Bu iki defa mühürlememizin yapmamızın sebebi bu büyüde çok fazla farklı büyüleri bir araya getirmemizden kaynaklı aslında. O ilk önce hazırlamış olduğumuz küçük sayfalardakiler ayrı bir büyü, beyaz sayfadakiler ayrı bir büyü, o küçük sayfalardan yine bazılarını alıp da kül yakma büyüsü hazırladık ya, sonra kendi kanımızı, yarasa kanı, farklı şeyler koyduk ya, işte onların her birisi ayrı ayrı büyüler olduğu için bunların her birine ayrı bir mühürleme yapmak zorundaymışız gibi görebilirsiniz. O yüzden kül yakma büyüsü ayrı bir mühürleme istemektedir ve bizim vicdana gelmesi, yaptıklarını, ettiklerini kendi de bulsun, kendisi de bu pişmanlıkları yaşasın diye hazırladığımız büyü ayrı bir büyü, intikam büyüsü ayrı bir büyü. O yüzden burada iki defa mühürleme yapacağız ve bunları üst üste yapacağız. O yüzden susmamı beklemeyin, bunları açıklamak zorundaydım. Kaldığımız yerden devam edelim. Ben şimdi bütün hazırlamış olduğum, yazmış olduğum sembolleri, tılsımları, ayazıtlarını şimdi sizler için paylaşıyorum. Buradan sizler de rahatlıkla alabilirsiniz. Fakat buradan alamayacaksanız topluluk kısmında mutlaka her bir sayfayı sizler için paylaşmış olacağım. Oradan yine alabilirsiniz. Sizler de büyülerinizde kullanmak için hazırlayabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, bugün size yaşatılan ne varsa, sizin canınızı yakan, sizi üzen, kalbinizi kıran kim varsa ona karşı kullanabileceğiniz ve size yaşattıklarının aynısını yaşayabilecek, üzülecek, pişmanlık duyacak, sizden özür dileyecek, sizin ayaklarınıza kapanacak ve size ne yaşattıysa onun kaç katını yaşamasını istiyorsanız yaşatmak için hazırlayacağınız büyü işte bu büyüydü. Sizler de rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Sizler de pişman olmasını, size gelmesini, sizden özür dilemesini istiyorsanız bazen bu tür şeyleri yapabilirsiniz ama haklıysanız. Çünkü bazen sessiz çığlıklarımızı kimseler duymayabilir. Sessiz çığlıklarımızı duymayacak en yakınlarımız bile olsa gelin biz de o zaman bu tür intikam büyülerinden faydalanıp kendimize fayda sağlatabilelim. En azından bizim canımızı yakan kişilerin de canı yandığında bazen onlar da empati kurarak keşke yapmasaydım diye bilsinler diye. Bu arada ekranda görmüş olduğunuz gibi büyüler hakkında birçok videolarımız var kanalımızda. Hangi büyüleri merak ediyorsanız zaten ana sayfamızda merak etmiş olduğunuz bütün büyüler hakkında öğretici videolar uygulamalı şekilde yapılmış, hazırlanmış şekilde sizlere beklemektedir dostlar. Oradan merak etmiş olduğunuz, ilginizi çekebilecek her türlü büyü videoları, öğretici büyü videoları bulunmaktadır. Oradan izleyebilirsiniz. Oradan işinize yarayacağını düşündüğünüz birçok büyüleri sizler de öğrenebilir, sizler de yapabilirsiniz. Bu arada değerli dostlar, sizlerle büyümek bizim için bir onurdur ve sizlerle büyümek bizim için bir şereftir. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. O yüzden de lütfen abone ol tuşuna basarsanız, hatta bir beğeni atarsanız, hatta merak ettiğiniz bir büyü varsa, aklınıza gelen bir büyü varsa yorumlar kısmında eğer yazarsanız sizin istediğiniz videoları da biz sizden alıp mutlaka burada videolaştırabiliriz. Şu büyüyü çok fazla merak ediyorum, bunun uygulaması hangi şekilde, bunun da videosunu yapar mısınız derseniz biz zaten yorumlar kısmındaki bütün yazıları okuyoruz. Sizlerin isteklerine çok fazla önem verdiğimiz için oradan alıntılar yaparak onları videolaştırıyoruz. Bu videoyu da zaten hangi takipçimiz yazmış tam hatırlamıyorum ama ondan gördükten sonra biz bu videoyu yaptık. O yüzden kanalımıza abone oluyoruz, bildirimlerimizi açıyoruz, hatta yorumlar yapıyoruz, hatta bir beğeni tuşuna da basıyoruz. Ondan sonra güzel şeyler yaşıyoruz. Bu arada eğer benimle iletişime geçmek, benimle konuşmak, benden yardım almak isterseniz, büyüler hakkında soru ve görüşleriniz olursa dostlar, bizim bir Facebook kanalımız var. Ki bana ulaşabilmenin tek bir yolu var zaten. O da Facebook kanalı. Yine Büyülerin Sırları adı altında yine YouTube kanalımız var ama ben Facebook sayfamın linkini açıklamalar kısmında link olarak paylaşacağım. O linki tıklarsanız direkt bana yönlendirileceksiniz. Oradan bana Messenger'dan arayabilirsiniz, yazabilirsiniz. Sorularınız, görüşleriniz olursa mutlaka oradan sizlerle iletişim kurmuş oluruz ve merak ettiklerinizi de böylelikle öğrenmiş olursunuz.